Bu da su kaynağı bakın. Eğirdir Gölü'nün farklı noktalarında balıkçılar tarafından su kabarcıkları görüntülendi. Bak bir durum oluştu. Bir su kaynağı oluştu. Bir yerden su fışkırıyor. Akla Eğirdir Gölü'nün altında su kaynağı mı var sorusu geldi. Eğirdir Gölü'nün birçok noktasında su kabarcıkları görüldü. Gölde yıllardır yaşanan su çekilmelerinin ardından kayda alınan bu görüntüler, gölün altında bir su kaynağının olduğu ve gölü beslediği yönünde yorumlanıyor. Bunda bir taslak var gibi. İnşallah iyi bir su kaynağıdır. Eğirdir Gölü içinde yaşananlarla ilgili AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er önemli açıklamalarda bulundu. Gölde görülen su kabarcıklarıyla ilgili Devlet Su İşleri ve ilgili kurumlarla görüştüklerini belirten İl Başkanı Er, Eğirdir Belediyesi tarafından Antalya'dan getirtilecek robot kamera sistemiyle 12 metre derinliğe inilerek kabarcıkların kaynağının görüntüleneceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde bazı haberler sosyal medyada yayıldı, görmüşsünüzdür. Eğirdir Gölü'nde yeni bir su kaynağı mı var? İşte gölün belli noktalarında kabarcıklar oluşuyor gibi. Biz bunu gerekli devlet kurumlarıyla, devlet su işleriyle de genel müdürümüzle de görüştük. Onlar da bir çalışma başlatacak. Yine kıymetli belediye başkanımız, Eğirdir Belediye Başkanımız Mustafa Özel ile de bir görüşme sağladık. Hatta kendisi gidip bir tanesine baktı. 3 tane buna benzer kaynak var. Bu 3 kaynağı bir yerinde inceleyeceğiz. Antalya'dan bir robot kamera getirtti belediye başkanımız. Yaklaşık 12 metreye kadar inip burada gerçekten bir kaynak mı var, gaz çıkışı mı var veya ne kadarlık devamı gelecek bir kaynak mı? Bunun çalışmalarına kamera yöntemiyle dibine inerek kaynağın bir bakacağız. İnşallah umut ediyoruz ki bir kaynak bir yerden bir şekilde gölün altından başlamıştır diye gölü de beslemeye devam edecektir umudundayız. Ama inşallah hayırlı haberi bütün halkımıza bir hafta 10 gün içinde bu testlerin sonuçlarını alırsak sizlerle, değerli Ispartalı hemşerilerimizle paylaşmak istiyoruz. Öte yandan Eğirdir Gölü'nde görülen kabarcıkların su kaynağı mı yoksa yeraltı gaz çıkışı mı olup olmadığı yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.